Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Dada ilçesinde bulunan en eski at çiftliklerinden biri olan Çömlekçiler At Çiftliği'ni gezeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. Niyetimiz at çiftliğinde bir gecelik çadır kampı yapmak. Önce Yeşil ilçe Dada'ya ulaşıyoruz. Dadayın içinden transit geçip Eflani yönünde hareket etmek suretiyle önce Araç ilçesi yol ayrımını geçip tahmini 7. kilometrede Çömlekçiler At çiftliği tabelasını gördüğümüz yerden sağa dönmek suretiyle 1 kilometre daha ilerliyor ve Çömlekçiler At çiftliğinin önüne geliyoruz. İşletme sahibi Levent Bey'den nereye çadır kurabileceğimiz konusunda bilgi aldıktan sonra akşam saati de yaklaştığından karanlığa kalmama adına çadırımızı kurup yemek hazırlıklarına başlıyoruz. Hazırlıklar devam ederken ben de at çiftliğini dolaşıp görüntü alıyorum. Duvarla çevrili çiftliğe isim tabelasının altından giriş yaptığımda 6-7 arabalık park alanı ile karşılaşıyorum. Lokanta ve pansiyon binasının yanından geçip atların terbiye edilip eğitildiği yere verilen isim olan maneje doğru ilerliyorum. Normalde Çiftlikte yedi tane at var iken akşam olduğu için atlar ahıra çekilmiş. Son kalan iki at da sırası ile dinlenmek için ahıra çekilmeyi bekliyorlar. Manej ile çiftliğin ana binası arasında çocuk oyun parkı ve misafirlerin dinlenebilmeleri için sallanır oturaklar var. Ana binanın hemen batı bitişiğine düğün, sünnet ve toplu yemekler için hazırlanmış üstü kapalı bir mekan yapılmış. Devamında sırasıyla lavabo ve mescit, altlı üstlü odaların bulunduğu otel, yanında çiftliğin kurucusu Nedim Bıyıklı adına düzenlenmiş kültür evi, yine otel olarak kullanılan yan yana sıralanmış 5 bungalov ev, arka tarafında içinde balıkların olduğu havuzun bulunduğu kafe, ikinci bir havuz, ekmek yapmak için fırın var. Ayrı ayrı saymaya çalıştığım ve çiftliği çevreleyen bu binaların ortasında ortak kullanım alanı olarak kullanılan ve çadır kurma imkanı sunan muhteşem bir yeşil alan ve yeşil alan ile manej arasında ise gece ateşi yakmak isteyenler için hazırlanmış oturma alanı mevcut. Geceyi yapay ışıklardan uzak, karanlık bir ortamda meteor yağmurunu izlemeye çalışarak geçiriyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkıp ağaçların arasından güneşin doğuşunu izliyorum. Kahvaltının ardından çiftliğin sahibi, işletmecisi Levent Bıyıklı Beyefendi'den çiftlik hakkında bilgi alıyorum. Ne, ne tür hizmet alırlar. Bilgilendirme Çiftlik 1985 yılında Daday'da 3 dönem belediye başkanlığı görevini de yürütmüş. Rahmetli Nedim Bıyıklı tarafından kurulmuştur. Günümüzde çift ve tek kişilik olmak üzere 3 yataklı 22 odada 70 kişi konaklayabilmektedir. Tuvalet, banyo ve sıcak suyu bulunan odalar ahşaptır. Çantı tekniğiyle yapılmış 5 tane bungalov ev, çiftliği biraz daha yukarıdan görme imkanı veren ve arkasında içinde balıkların olduğu küçük bir havuzu bulunan kafe bulunmaktadır. Çiftlikte misafirlere hizmet veren 7 tane at vardır. Atlar ile çocuklar için bahçe turu, yetişkinler için orta ve uzun mesafe olmak üzere iki farklı çevre turu yapılabilmektedir. Kapalı mekan olarak düzenlenmiş salon, düğün ve sünnet törenleri ile toplu yemekler için kiralanmaktadır. Yılın iki ayı haricinde 10 ay açık olan Çömlekçiler At Çiftliği yılbaşı gecesi yapılan programın ardından kapanıp 1 Mart itibariyle tekrar yeni sezon için hizmete açılmaktadır. 10 yıllarda turlar ile gelen misafirlere Kastamonu ve çevre turu da düzenlenmektedir. Bu turun kapsamında akşamları konaklamak için çiftliğe dönülmek suretiyle bir gün Pınarbaşında şelale ve kanyon, bir gün Safranbolu, bir gün Kastamonu merkez, bir gün Cide ilçesi bulunmaktadır. çiftliğe ayrıca 10 yıl önce vefat eden ve çiftliğin kurucusu olan Nedim Bıyıklı adına Nedim Bıyıklı'nın eserleri, emekleri adı kaybolmasın diyerek 18 aylık uğraşın ardından Daday Nedim Bıyıklı Kültür Evi ismiyle müze açılmıştır. Müzede rahmetli Nedim Bayıklıy'a ait eşyalar ile eski zamanlarda kullanılan tarım aletleri, ev aletleri, şapkalar, ayakkabılar, bölgede yaşayan küçükbaş hayvanlar, sepetçi, demirci, semerci ve marangoz gibi yürürlükten kalkmış ya da kalkmak üzere olan meslekler, Çıllar köyünde yapılan ancak son yıllarda üretilmeyen ahşap sandalye örnekleri yöresel kıyafetler, telefon, fotoğraf makinesi ve müzik aletlerinin geçmişten bugüne örneklerinin bulunduğu bölümler bulunmaktadır. Çiftlikte 2023 yılı itibariyle fiyatlar atlı turlar için kısa tur 70, orta tur 160, uzun tur 280 TL, bungalow ve diğer odalar arasında fark olmaksızın konaklama sabah köy kahvaltısı ve akşam yemeği içinde olmak üzere kişi başı 650 TL misafir yoğunluğuna göre sınırlı olmakla birlikte çadır kurmak isteyenler için çadır başı 250 TL müze ziyareti ise yetişkin 20 öğrenci için 15 TL'dir. Çiftliğin bahçesinde bulunan sobanın üzerinde demini alan çay misafirler için gün boyu sınırsız ikramdır. Doğa ile baş başa kalmak isteyenler için güzel bir mekan ve güzel bir hizmet sunan Çömlekçiler At Çiftliği, Levent Bıyıklı ve çalışanlarına teşekkürlerimle. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.